kariyere sarılmaz. Ya of ya. Kız evlendi, Amerika'ya gitti. Hala onun gölgesi altındayım ya. Sırf bana inat olsun diye önce onu doğurdunuz değil mi? Bu soruyu gerçekten sormuyorsun değil mi lan? He? Ona göre bak hayal kırıklığına uğrayacağım. Uğra baba. Ben zaten hep oradayım. Çekseydin ya, tok tiki atardık ya. Valla keşke çekseydin. Hakikaten oğlum hashtag gerizekalı diye de şey yapardım. Tamam bırak, şaka yapıyoruz, şaka. Ye oradan bir tane dolmayı. Annen görmeden ye. Oh ya! Ne yapıyorsun? İnsan evladının rızkını yer mi ya? Yemin ediyorum antilop kovalayan Arizona timsahı gibi ya. Hayır canım. Sivas kangalıyım ben. Sürüyü açlıklardan koruyorum. Yandan da yuvalar. Ha geldi, geldi. Hadi gel, tamam. Yiyelim abi. Kız geldi, kız geldi. Geldi, geldi. Allah. Allah. Amerikalardan kızım gelmiş. Canımın eşi. Kızım! Yavrum! Benim canımın içi. Hoş geldin. Hoş geldin. Yavrum, öpeyim yavrum. Dede. Damat hoş geldin, gelsin ya. Ne haber lan? Namus. Hoş geldin. Hoş geldin. Öp bakayım. Oğlum. Ne yapıyorsun lan? Küfür de öğrettim baba. Babama söylesene. Lan ay, oğlum, hayır. Sen nasıl evlatsın oğlum sen ya? Melih. Lütfen ama. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Otur, otur, otur. Otur. Azra, babamı nereye koyayım? Ha. Babamı nereye koyayım ben? Kızım, David'in babası yıllar önce vefat etmedi mi? Evet, babacığım öyle de işte David yanında taşıyor babasını. Eyzübillahim bir şeytanı rıcım. Kız ne diyorsun sen? Nasıl yanında taşıyor? Hayalet yanında mı? No, no. Hayalet yok mami. Benim baba vazonun içinde. Nasıl yani? Sihirli lamba gibi bir şey mi? Okşadıkça adam mı çıkıyor? Hayır anneciğim. David'in inancına göre biri öldükten sonra gömülmeyebiliyor. Yakılıp külleri saklanabiliyor yani. Kız nerede yakıyorsunuz? Fırında. Peki odun ateşi mi, doğal gaz mı? Merkezi sistem. Allah Allah. Kurcalamayın ya. Ayıp ya. Adam babasının yanında yaşıyor. Hakikaten. David, başın sağ olsun oğlum tekrardan. Sen ver babana bana. Babanı ver. Ne yapalım sofraya? Burada bizle beraber yok, mi otursun? Yok, kaldıralım. Toktur ya. Kaldır. Kaldıralım. Ben omzuma mı alsam saçma olay. Ben onu düzgün bir yere koyayım babanı. Güzel bir yere koyalım. Koy babacığım. Ver. Ayıp olur omzuma. Şöyle şuraya koyalım. Ha, orada da pek olmadı sanki. Şöyle bir şuna doğru koysam. Burası nasıl? Orada da örtüyle uyumlu olmadı ya. Şuraya mı koysam? Kızım süs eşyası mı bu? Allah'ın cezası. Adamın babası ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ya öyle de olmadı. Ben şunu vazoyu boşaltayım, ona boş vazoyu vereyim. Ben de oraya başka bir şey koyayım. Yok ya, sen boş vazo verme. İçine aşureye koy, öyle ver. Yasin. Tamam. Geç otur şuraya. Melih gel buraya gel. Ne oldu? Gel gel. Ne oldu baba? Sorsam. Şu telefondan baksana. Kıbrı ne tarafta? Ya. Ölüm var diye ibret aldın değil mi? İslam'a yöneldin. Hayır onu demiyorum oğlum. Adamın yönünü kıbleye doğru çevireceğiz. Ya baba başı nerede bilmiyoruz ki, adam toz olmuş, toz. Doğru dedin lan. Neyse geç, tamam geç. Hadi şey yapalım ya. Sofraya geçelim hadi. Hadi. Güzel yemek yiyelim. Evet, ben buraya geçiyorum. Gel, ortaya okay. Gel. Geç. Ben kapıya bakıyorum. Kapıya bakıyorum ben. Abi hayırlı akşamlar. İyi akşamlar abi. Çöp var mıydı? İyi akşamlar. Aydın hayırdır oğlum? Sivas'ta maça çıkmış Antalyalı futbolcu gibi zıplıyor. Abi evi uğrayacaktım da anahtarımı unutmuşum evde. Tuvalete girecektim, giremedim. He anladım. Misafir mi var? He işte benim kız geldi, damat. Bir de damadın babası. Hoş geldiniz, hoş Hello. Geldiniz. Babası da geldi. Dünür falan hep beraber. Vallahi ne güzel ya. Çöp var mı abi? Çöpü bırak sen. Geç bir tuvalete gir, geç. Abi şimdi yakışık almaz ya. Lan oğlum asıl buraya yaparsan yakışık almayacak. Elim diyorsun, tamam. Hadi, hadi geç. Bakalım. Yenge döktürmüşsün gene. Alırım vallahi bir kırışa. Tamam, hadi git gel al. Küçük tuvalete gir. Abi kendimi çok şartlamıştım, bırakıyordum az daha ya. Bu adam kim? Bu bizim kapıcı Haldun. Kapıcı. Anne heceleyince İngilizce olmuyor. Ben biliyorum. Sen bir söyle bakalım. Ben biliyorum. Kapı door. Cıda ink gibi bir ekti galiba. Haldun door ink. Ya Melisa salak mısın? Çocuğa bildiğini unutturacaksın. Hani he's a doorman. Haldun doorman. Bu şakaya gülmeyecek. Ustaya saygısızlık olur. Ha, ben anladım. Şey... Ha. Ha doorman.
Benim baba da kahveciydi. Canım benim ya. Canım benim, üzülme. Onu çok layık olduğu bir yere koydun. Bak, kapının tam yanında. Değil mi Yasemin? Kapı çalarsa açar değil mi Yasemin? Yasemin! Evet. Normalde yanımızda getirmeyecektik ama bu sefer durum farklı. Normalde ne yapıyorsunuz? Komşuya bırakıyoruz. Tabii canım. Komşu komşunun külüne muhtaç dedi Orsan. David babasının küllerini boğaza dökmeye karar verdi. Yani böyle şey, iki kıtanın birleştiği, aşkımızın başladığı yere. Vallahi duygulandım ben. Çok iyi düşünmüşsünüz, aferin. Ben Azra'yla tanışmadan önce siz nasıl diyor, ben çok bunalıktım. Ve şimdi çok iyiyim. Ne güzel, görüyor musunuz? Çocuk küllerinden yeniden doğmuş. İyi oldu, iyi oldu. Sus. Aa, bak şundan al. Bundan al oğlum. Okey. Mami, çok güzel kokuyor bu. Ne bunun adı? Kül bastı. Yasemin ama! Ama ya! Ay, ay benim oğlum. Bir şey diyeceğim, acaba ben bilerek mi yapıyorum ya? Yani? Acaba. Tamam, hadi. Are you okay? Ben bir lavaboya gidebilirim. Yes, okay. Git canım, git. Git lavaboya git. Anne, sen hayatında bu kadar kül dedin mi acaba? Kız ne bileyim, benim beynim şartlandı. Hem ne deseydin, musakka mı deseydin, kül bastı. Deseydin ne bilecek? Olmaz, ben Türkiye'yi şey yanlış temsil edemem. Ben şimdi onun gönlünü alırım. Tuvalete gitti, sen nereye gidiyorsun? Melih? Allah'ım yarabbim. Bir Fatiha okudum, adamın ruhuna gitsin. Yazık buraya. İyi yaptın, iyi yaptın. Aferin, iyi yaptın. Ah, ne diyeceğim ya? Şu böyle salonun ortasında böyle duracak mı yani? Yani istemezseniz biz kaldığımız odayı alırız. Yok yok, olmaz. Sizin odada olmaz. Yakışkanmaz. Bizim odayı alırız. Ha. Saçmalama, el alemde adamıyla niye aynı odada yatıyormuşum? Kızım ne yapacak? Adam koynuna mı girecek Yasemin? Adam vazoda, vazoda adam. Ya tamam, ne dert ettiniz ya? Ben benim odama alırım bunu. Çalışma masasının üstüne koya. Ben hallederim, merak etmeyin. Bir şeyi beceremediniz be. Bastım sıvacı ya. İşte voleybol ülkesiyiz. Aferin bize. Ya ne voleybolu ya? Aman Allah'ım, katil oldum. Ya bir salak salak konuşma. Baba ne yapacağız? Ay. Dur dur, adam dünürünü yedi az önce ya. Kim bilir neresi denk geldi. Baba seni boğarım. Bak çocuk, seni boğarım ben. Zaten senin yüzünden oldum. Baba ne yapacağız baba? Tamam tamam. Yasin, elektrik süpürgesini getir. Adamı ortadan kaldırmamız lazım. Baba süpürgeye mi çekeceğiz? Doğru, ben bir filmde görmüştüm. Ölüleri öyle süpürgeye çekiyorlardı. Hangi film o ya? Hayalet Avcıları. Bak, bak çocuğum, yemin ederim seni canlı canlı bu vazonun içine sokarım ha. Rica et, abi dünürünü yedi, kulisi ara. Tamam, elektrik süpürgesi. Mantıklı. Dünürü temizleyeceğiz, tamam mı? Ondan sonra da şey yaparız, onu sen güzel bir kaba tekrardan doldurursun, ama tamam mı? Tamam da bu boş olacak David, anlar içine bir şey doldurmak lazım. Dolma mı koysan? Ulan Allah yarattı demeyeceğim ha. Dur dur, tamam buldum buldum. Sahsı, Melih sahsıyı getir de içine toprak koyalım. Çok iyi, sonuçta hepimiz bir gün toprak olacağız. Oğlum. Koy koy, bol koy, toprağı bol olsun. Melih. Allah'ım yarabbim ya. Bas bas, çek çek. Bismillahirrahmanirrahim. Topla topla. Topla oğlum. Gidin. Allah Allah'ım. Ayağına dokunma, ayağına dokunma. Ayağına dokunma. Ağzına tükürdüğün makine asla çekmiyor ki. Tamam güzel, oldu. Güzel, tamam. Bak bak. Oldu, oldu. Hepsini çek sen, tamam.
Tamam, hazır. Hiç merak etmeyin, hiçbir şey olmamış. Baba nerede? Burada, koy, geri koy. Güzel, hiçbir şey olmamış gibi, tamam mı? Hiçbir şey yok, sakin. Tamam, oturalım, oturalım. Gelir şimdi. Gelir, Devlet gelir. Ay, sanki biraz bilmiyorum. Biraz. Evet, yerimize geri döndük. Katil her zaman olay yerine geri döner. Oğlum, sus, salak. Ceyhan bundan girdi. Ne oldu, bir şey döküldü Mami? Yok. Şey, biraz kırıntı dökülmüştü ben onlara. Çekeyim dedim zaten. Makineden çok dolmuş herhalde, ben onu boşaltayım. Yanlış bir şey sordu. Anne niye ağlıyor? Gözüne toz kaçmıştır ya. Haldun? Haldun nereye gidiyorsun oğlum? Ben eve gideyim de abi, yemek yiyeyim diye şey yaptıydım. Oğlum anahtarı evde unuttun demedin mi? Dedim değil mi? Ay ağzıma ben kendim... Gel otur iki lokma ye. Yok abi ben oturmayayım. Ben eve gideyim en iyisi. Beni bırak ya. Oğlum gel lan. Karnım aç senin o kadar başın. Utanıyor ya gerizekalı. Yok, yok abi vallahi gelmeyeyim. Ben gideyim. Beni bırak. Oğlum hayatta bırakmam. Gel. Hayatta mı bırakmazsın? Ben yaşamak istiyorum. Tamam. Allah. Geç oğlum geç. Geç. Afiyet olsun. Gel. Al. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol. Ama... Afiyet olsun. Sağ ol abi. Damat zorla tutuluyorsan göz kırpman ha. Oğlum manyak mısın lan? O devirler geride kaldı artık yani. Neden zorla tutulsun adam? Artık evlendiler, baklandı. Ayrıca adam mı yiyoruz yani? Yemiyorsun değil mi abi? Yemiyorum tabii oğlum. Geçmişte olsa ama var ya, hart diye ısırırdım valla. Evet, doğru. Afiyet olsun. Yemekten sonra ne yapacaksınız? Ben babam Sultanahmet'i görsün çok istiyor. Babamı Sultanahmet'i göstereceğim. Bu ne bezgi? Gidin oğlum gidin. Ben de sizle beraber gelirim. Eşlik ederim size. Aa, olur, olur. Ne diyorsun la? Adamı öl... Aydın! Aydın! Ben öldü. Ay şu çöpü de yemekten sonra atarsın değil mi? Atmam ben onu. Yani atamam diye şey yaptım. Ben rica ya, bende bel fıtığı var da ondan oluyor. Atamam ben çöpü. Aa ben yardım eder abi sana. Lütfen. Ben yardım eder. Haberi yok yazdım. Bu da ölü gibi abi ya Mami. Malum oldu çocuğa. Haldun ben bunu nereye atıyorum? Karacaahmet'e at gitti. Karacaahmet. Eziyor. Oğlum ne Karacaahmet'i bırak. David tamam bırak, sonra atarız oğlum çöpü ya. Allah Allah gel otur yemeğini ye. Evet, tamam gel buraya koydu ben. Abi David yemeğini ye. Ne kadar soğukkanlısın abi, yemek yiyebiliyorsun hala. Oğlum ne yapalım şimdi, çöpe atamadık diye gerilip iştahımız mı kapansın? Ben anlamadım ki. Öyle. Allah'ım yarabbim. Sen adam ol. Neyi anlamıyorsun salak? Neyi anlamıyorsun? 155 i ara. Haldun abi sen iyi mi? Ben iyi değilim damat. Ben iyi değilim. Sen de iyi olmayacaksın bence. Ben iyi değilim. Aa, tamam abi iyi değilsen yemekten sonra biz de gel. Biz Azra ile Boğaz'a gideceğiz. Ben babamı Boğaz'a atacağım. Sen de gel bir hava alırsın. Bacaksın sen? Babamı Boğaz'a atacağım. Sen de işin içindesin değil mi? Sen de işin içindesin hain evlat. Hain! Hayır. Sen de işin içindesin. Neden atacaksın ha? Neden? Miras davası mı? Ne miras? Miras oğlum. Biliyorum ben miras davası. Kesin miras. Ya Haldun abi ne çok soru sordun ya. Otur işte yemeğimizi yiyelim. He de geç. Doğru soru sorarsam bildirdiğinizi atarsınız. Bildirdiğinizi atarsınız. Seni niye atadı lan? Sus! Konuşma. Seni çocukken de sevmezdim zaten köpek. Sevmezdim seni. Biliyordum zaten Ferhunde. Her şey senin başının altından çıktı zaten. Oğlum ne anlatıyorsun? Abi ne olur bana bir şey yapmayın. Allah aşkına var diye daha çok... Kaldır elleri kaldır. Kaldır. Kimsin? Kaldır. 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 Kimsin? Ne oluyor ya? Ya bırak. Türk polisi. Allah'ım şükürler olsun. Sakin. Allah. Sen tamam, tamam sen. Haldun sen misin? Benim Haldun. Tamam geç. Ne oluyor abi? Şöyle bir iptal var. Safiye Çelti'nin ihbarı, Recai Bey dünürünü yemiş. Ne?
Niye bu kadar şaşırdınız canım? Bu aralar herkes birbirini yiyor zaten. He, bunlar aminim, bunlar bu aile işte. Hepsi dünürünü yedi bunların, denize atacaklar bunlar. Ne? Bunlar vallahi yani buradan bakınca hiç öyle gözükmüyorlar ama. Vallahi aminim buradan da hiç öyle görünmüyorlar ha. Recai Bey, sizin dünürünüz nerede? Benim dünürüm vazoda. Vazo mu? Ya baba ne biçim anlatıyorsun ya? Dünürü şeyde, elektrik süpürgesinde. Lan oğlum. Adamı biz süpürdük. Çektik adamı. Lan nasıl çektiniz, nasıl süpürdünüz? Adam kül olmuştu zaten amirim. Bir de yaktınız mı? Ya biz yakmadık, yanıktı. Biz düşürdük. Asra. Doğru mu lan bu? Doğru tabii. Niye şaşırıyorsun lan sen? Bu da o işin içinde. Babasını denize atacaktı. Bana değil, bu da Burak. Hasan, bu iş büyük. Destek isteyelim. Tamam amirim. Kimi arayalım? Ben dayınları arayayım, sen mukaddes halanları ara. Ama halam şu anda uyuyordur ya. Enişteni ara o zaman. Eniştemle aram kötü. Oğlum telsizden anons geç. Telsiz kullanmıyorlar ki amirim. Tamam, beni hasta edeceksin. Tamam, bırak. Biz halledeceğiz. Tamam. Kimseye haber verme. Dur şurada. Sen gördün mü cinayeti? Cinayeti ben görmedim ama duydum. Lan ne duydun cinayeti duydun? Lan bunu konuşma lan! Lan bunu konuşma! 9 numara Recai. Seni zaten hiç sevmezdim. Lan bunu konuşma. Oğlum bak! Lan bunu konuşma! Sen demedin mi lan? Sen demedin mi? Adam dedim, düştü dedim, öldü dedin adamı, getirin dedim, süpürgeyle çekek dedin. Demedin mi lan? 9 numara Recai. Demedin mi lan? Amirim önümde dur. Demedin mi? Dedin mi? Böyle bir şey mi var? Ben anlatabilir miyim amirim? Anlat. Tamam. David benim eşim, yabancı kendisi. Babası seneler önce vefat etti. Amerika'dan gelirken vazoda küllerini getirdi. Ya boğaza dökecektik ama David'in de haberi yok. Biz bir şekilde onu döktük. Sonra saksıdan toprak koyduk. İşte böyle şeyler oldu herhalde. Haldun abi onu duydu. Biz katil falan değiliz. Tamam. Ben ikna oldum, gidelim. Nereye? Gel buraya. Beni hasta etme ya. Allah Allah. Dur şurada. Tamam. David kim? Bu eşim. Doğru mu bu? Yes, evet doğru. Senin baban yıllar önce öldü o zaman. Evet, öldü. O zaman bir yanlış anlaşılma var. Evet. İndir elleri. Oh. İndir. Haldun, sen de karakola gel. Eşin karakolda bekliyor seni. Hayırdır amirim? Ya bu 155'i arayacak kontörü yokmuş, koşarak gelmiş karakola. Akıllı kadın hali de bir başka oluyor ha. Oğlum, kontör mü gerekiyor 155'i aramak için? Gerekmiyor mu amirim? Amirim nereden bileyim? Ben hiç karakolu aramadım ki. Hasan, git arabaya git. Yürü. Polis arabasına mı? Hayır, sen taksiyle karakola git. Yürü! Taksiyle gideyiz. Şimdi. Abi ben çöpe atıyorum. En sevdiğim sensin. 9 numara Recai abi. Çöpe at, ben sana sonra göstereceğim. Ben sana. Amirim, kusura bakmayın. Önemli değil. Vazifemiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. David, kusura bakma oğlum ya. Yani öyle bir aksilik yaşandı. İşte düşürdük biz vazoyu ondan sonra. Ama elektrik süpürgesini şey yaptık, çektik. Tabii tabii. Vallahi ben hepsini böyle teyzeyim. Çektim, toz zerresi bile kalmadı orada. Evet, kalmadı. Zaten bizimki şeyli değil, torbalı değil. O tamam direkt, babacığım. Direkt koyabiliyorsun yani. Evet. David, çok özür dileriz. Gerçekten hepimiz perişan olduk. Tamam, Azra. Önemli yok yani. Siz de benim aile. Ben sizi çok seviyorum. Problem değil. Ya, bu yani. Canım. Özür dilerim. Peki benim baba nerede? Masada şeyin içine koydum. Hayır tamam, saygılı. Çok güzel hareket diyenler, zil diyenler, skecimizin yazarına zile oluyor. Ama arada sanki bence zil değil ya. Şey. Ne diyorsunuz? Seyircimiz yazsa, seyircimiz düşünce alır. Atu. Kanka senin de kızın var şimdi. Evet, bir kızım var. Daha 5 aylık. 5 aylık. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Ekrana kocaman nazar boncuğu koyduk şimdi şuraya.
gelecekteki damadına bir şey söylemek ister misin? Şöyle öne gel de kanka. Evet, orta kamera. Oğlum bana bak. Helal olduğunu gördüm. Gelecekte benim bir damadım olma ihtimali bile beni şu an şey yaptı gerdi bak. Gerdi böyle denir mi ya? Gerdi şu anda. Sen ne? Kızım evlenmesin mi diyorsun? Ya kızım evlenecek tabii. Bir gün evlenecek de şimdiden bunu düşünmek hakikaten bir garip hissetti. Aramızda kız babası olanlar bir el kaldırabilir mi? Beni anlayacaklardır ya. Ben böyle... Bir de şimdi arkadaşlarımın çocukları oluyor ya da işte eş, dost. Onların da böyle işte 9 aylık erkek çocuğu var. Kanka benimkini yaparız senin. Ne münasebet ya? Ne oluyor abi? Hayırdır yani? Böyle şey oldum. Şimdiden geriliyorum kızım evlenecek diye. Oğlum sen 5 aylık çocuklara niye yükleniyorsun? Ama gerçekten enteresan bir hismiş geçen yani. Geçen biz mesaj attık. Gözde'nin bizim eski ekipte Gözde arkadaşımız vardı. Gözde Şencan belki bilirsiniz. Bilirsiniz. Onun da oğlu var. 1 yaşında. Atakan'a şey yaptık. Kuzey'de nefesin fotoğrafını gösterdik. Kuzey 1 yaşında güldü. Bunun da videosunu çekip Atakan'a gönderdik. İşte damat adayı falan diye. Benim kızım evlenmeyecek yazdım. Yazdım gerçek. Bu hikaye gerçek oğlum ya. Oğlum kız camdaki kız mı olacak? Ne olacak sen? Camdaki kız olmayacak da yani yaprak dökümü Fikret olabilir. Kanka şu anda senin kız Ali Rıza olma yönünde gidiyor. Haberin olsun. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Başlıyor şimdi mutfakta.